değerli katılımcılar, sizin başkanlar. Fizik tedavi spina bifida'da ne yapar? Hastayı nasıl değerlendirir? Hangi aşamalarda devreye girer? Bunlardan söz edeceğiz. Spina bifida hastanın rehabilitasyonu cerrahi onarımı hemen izleyerek başlar ve yaşam boyu sürecek. Zor bir süreçtir. Bu süreçte gerek hekime, gerek hastaya, ailesine önemli roller düşer. Hastanın değerlendirilmesi hemen cerrahi onarımın arkasından yapılmalıdır. Nasıl değerlendiririz, nelere bakarız bu hastalarda? Bebeğin motor hareketlerinin değerlendirilmesi, duyusunun değerlendirilmesi görece zordur. Öncelikle bacaklarında hareket var mı diye bakmak gerekli. Tek tek kaslarının bebek döneminde değerlendirmek, hangi kaslarda kayıp var diye değerlendirmek çok kolay değil. Bu nedenle kaslara yönelmektense hangi eklemlerde hareket var, hangi eklemlerini hareket ettirebiliyor diye yanımıza bakarız. Kalçalarını oynatıyor mu, kalça hareketi var mı, dizlerde hareketi var mı, ayak bileği hareketleri var mı? Bu bize hastanın rehabilitasyon protokolünü çizmekte de yardımcı olacaktır. Sonra duyu değerlendirmeye geçeriz. Duyu değerlendirmek de çok kolay değil bebekte. Birazcık küçük bir çimdik atarak bebeğin yüzünde ekşime var mı ya da ağlama yanında veriyor mu diye duyu konusunda da fikir sahibi olabiliriz. Kontraktür ve deformiteleri değerlendirmeye geçeriz ardından. Bazı kasların bu çocuklarda diğerlerinden güçlü olması ya da uzun dönemde hareketsizliğe bağlı bazı kasların kısalması nedeniyle eklem hareketleri kısıtlanır. Hedef bu çocukları toplumsal yaşama bağımsız olarak kazandırmak olduğundan bu kasları güçlü, eklemleri sağlam, hareketli durumda tutmak gerekir. Bu nedenle bu tip eklem kısıtlıklarının ve şekil bozukluklarının en kısa zamanda saptanıp tedavi edilmesi gerekir. Burada gördüğümüz gibi söz gelimi dizlerde ya da kalçada eklem kontraktürleri, ayakta şekil bozuklukları, kalçada çıkıklar, yarışıklıklarla karşılaşılabilir. Özellikle hidrosefalisi olan bebeklerde bebeğin uyanıklığı, çevresiyle ilgisi, algılaması ya da mutlaka değerlendirilmelidir. Bu ilk değerlendirilmede önemli bir noktada ailenin değerlendirilmesidir. Doğal olarak böyle bir bebeğe sahip olan aile panik içindedir, korkmuştur, ne yapacağını bilemiyordur. Bu nedenle anne babanın neler yapılacağı, neler başarılabileceği, bunun için neler yapması, neler yapmaması gerektiği mutlaka hastaneden çıkmadan önce aileye ayrıntılı olarak anlatılmalı. Onların bu korkusu giderilmeye çalışılmalıdır. Spina bifidalı çocukların büyümesi ve gelişmesi düzenli olarak takip edilmelidir. Kontraktürler gelişiyor mu? Gelişmek üzere mi? Deformiteleri var mı? Kas gücü nasıl geliyor? Gelişimi nasıl devam etmekte? Mutlaka değerlendirmeli ve bu değerlendirmeler düzenli olarak yapılmalıdır. Duyu çocuklarda biraz daha kolay değerlendirilebilir elbette. Her değerlendirmede olası sorunlar, ortaya çıkan sorunlar, bunların ne yapılacağı mutlaka kaydedilmelidir. Bu da bizim spina bifida'da kullandığımız değerlendirme formumuzun kısa bir özeti. Unutulmamalıdır ki spina bifida'lı çocuklarda diğer çocuklar gibi oyun oynamalıdır. Eğitim almalıdır. Bu hakları ellerinden alınmamalıdır. Egzersiz yapmak hayatları boyunca belki de sıkıcı bir iş olabilir bu çocuklar için. Düzenli olarak egzersiz yapmak, iş olarak bunu yapmak oldukça zordur. Bu nedenle bunu işten çıkarıp biraz oyuna yönlendirmek gerekir. Bu aile için de çocuk için de aynı şekilde geçerli. Oyun aktiviteleriyle birleştirilirse, kimi zaman böyle küçük aralar ya da egzersizlerini iyi yaptığında verilecek ödüller çok yararlı olabilir. Spina bifidalı çocuklarda normal çocukların gelişim evrelerini izlerler. Ama biliyoruz ki bu gelişim biraz daha yavaş olur genellikle. Bir kısmında da bu gelişim basamaklarının bir yerinde duraklar daha öteye geçmez. Ne bu gelişim basamakları? Önce baş kontrol etmesi gerekli. Ondan sonra desteksiz oturması, destekli oturması, emeklemesi, ayakta durması ve yürümesi gerekli o çocukların. Bu gelişim basamaklarında ki rehabilitasyon uygulamaları küçük ipuçlarıyla bunları hızlandırabilir ya da bir basamak daha öteye götürebiliriz. İşte bütün amacımız bu aslında.
Baş kontrolünü geliştirmek ilk hedef. Baş kontrolünü ne kadar çabuk geliştirirsek çocuk çevresiyle ilgilenmeye başlar. Etrafının ne olduğunu merak ediyor çünkü. Tüm egzersizleri, sadece baş kontrolü için olanları değil, çocuk uyanık olduğu, mutlu olduğu, karnı aç olmadığı, altı pis olmadığı zaman yapmak çok önemli elbette. Annenin kucağına alması bebeğini, onunla göz teması kurarak konuşması, şarkılar söylemesi falan, elinden tutarak çekmeye çalışması, baş kontrolünü geliştirmek için çok önemli şeyler. Ya da yüzü koyun böyle bir havlunun üzerine yatırarak ya da kucağına alarak, baş hizasına oyuncaklar, biraz daha yukarıya oyuncaklar, renkli şeyler tutarak başını kaldırması, baş kontrolünün çabuk gelişmesi sağlanabilir. Ya da böyle bebeğinizi havaya kaldırıp onunla oynamanız bile baş kontrol için önemlidir. Baş kontrolü geliştikten sonra oturma dengesini kurmaya çalışıyoruz. Önce omuzlarından, sonra ellerinden tutarak bebeği oturma dengesini kurmaya başlayabiliriz. Ya da kucağında anne tutarken bir iki yana devirerek bebeği baş kontrolünü sağlamasını hızlandırabilir. Baş kontrolünü sağlamak için bebek olabildiğince yüzü koyun zaman geçirmeli. Yere yüzü koyun bırakıp ellerini de uzatıp önüne de böyle renkli oyuncaklar koyup başını kaldırması için teşvik etmek gerekir bu bebeklere. Bacaklarının da farkına varmasını sağlamak gerekir. Duyu bozukluğu nedeniyle de bacakların uzunca bir süre farkında bile olmazlar işte. Sırt üstü yatarken bacaklarını tutup oynatmak, bacaklarını ona göstermek, gıdıklamak belki duyusu varsa oldukça önemli aktiviteler. Oturma dengesi gelişmeye başladığında bir takım yardımcılardan kullanabiliriz. Söz gelimi odanın köşesine oturtabiliriz böyle ya da yastıklarla destekleyebiliriz, bacak aramızı alabiliriz. Bu bile oturma dengesinin hızlanması için oldukça yararlı. Ama oturma dengesi yeni başladığında düşme olasılığına karşı yanı başında olmak uygun olabilir. Otururken bacaklarını dışarıya açması ya da içeriye açmasını istemiyoruz. Genellikle kalçasını ve dizlerini olası kontraktörlerin önüne geçmek için düz tutmasını istiyoruz. Buna da özen göstermek gerekir. Bütün bebekler, spinobilyalı bebekler emeklemeden önce bir yuvarlanma aşaması geçirdiler. Yuvarlanmak görece daha kolaydır. Yuvarlanırken de böyle yan taraflarına oyuncaklar koymak, biraz desteklemek yuvarlanması için, yuvarlanmasını teşvik etmek önemlidir. Bir sonraki aşamamız emeklemek. Bacaklarındaki felç nedeniyle emeklemekte zorlanabilir bu bebekler. Sürünmeyi yeğleyebilirler bunlar. Ya da poposundan bu aşamada hafifçe destek almakla daha kolay emekler olabilirler. Sonraki aşamamız yatarken doğrulmak. Bu biraz daha zor. Kollarının da kuvvetlenmesi gerekiyor. Bu aşamalara gelirken küçük ağırlıklarla kollarının daha kuvvetlenmesini sağlamak da mümkün. Bu aşamada da hafifçe destek alarak yattığı yerden oturmasını yardımcı olmak. Sonraki aşamamız ayakta durmak. Ayakta durmak diğerlerine göre biraz daha zor ve tüm bacak kaslarının kuvvetli olmasına hemen hemen gerekiyor. Ayakta durmaya başlarken özellikle diz kasları ve kalça kasları iyi değilse kalçadan, dizden desteklemek gerekebilir bu aşamada. Mobilyalardan yararlanabilir ya da dizleri üstünde durabilir. Mobilyalara tutunarak ayakta durabilir. Ayakta durmak çok önemli bir aktivite. Çünkü etrafında olup bitenleri yerden değil de kendi göz hizasından görmesi çocuğun bilişsel açıdan da gelişimini çok fazla sağlayacaktır. Ne kadar fazla ayakta durursa dengesi o kadar iyi gelişecektir. Bu nedenle giderek o ayakta durma sürelerinin de arttırılması gerekir. Eğer kas gücü, alt ekstremite kas gücü yeterli değilse kimi desteklerden yararlanabilir. Bunlar ayakta durma bacaları olabilir, oyuk masalar olabilir, mobilyalar olabilir. Bunlardan yararlanabiliyoruz. Bir sonraki gelişimsel aşamamız ve nihai hedefimiz yürüme elbette. Bütün çocuklara bu yürüme fırsatı kazandırılmalı. Çünkü bağımsız hareket edebilir bu sayede. Toplum içinde hareketli olabilir. Kendine güveni gelir. Bacak kasları, kemikleri güçlenir. Bu nedenle bu yürümeyi sağlamak gerekli. Ama yürümeyi öğrenmek de bir iş gibi verilirse, hadi bu işimi yapayım bugün de çok zor bir iş hakikaten. Bu da eğlenceli aktiviteler haline getirilebilir.
Eğer ayakta durmakta ve yürümekte zorluk çekiyorsa bir takım yardımcı cihazlarla bunu kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Öne adım atmaktan önce yanlara yürümesini, paralel vardı olduğu gibi, daha sonra öne ve geriye yürümesini hedefliyoruz. Yürümeyi öğrenirken, yürümeye başlarken bu şekilde tekerlekli arabalardan tutun da yürüdeslere ya da paralel para kadar pek çok yardımcıdan yararlanıyoruz. Eğer bunu da sağlayabilirsek bir sonraki aşama bastonlar ve koltuk değnekleriyle dışarıda da hareketli hale gelebilmek. Bu da engelli arazilerde ya da merdiven inip çıkarken. Ama tüm bunlara karşı ne yazık ki bazı çocuklar yürümek için yeterli kapasiteye ulaşamıyorlar. Bunlar da tekerlekli sandalyeyi iyi kullanmak, bununla mobilize olmak durumundalar. Ellerini kullanmalı bunlar bebeklik döneminden itibaren. Çünkü tekerlekli sandalye aşamasında kalacak olsalar bile, koltuk değneği aşamasında kalacak olsalar bile bu eller, kollar kuvvetli olmalı ki mobilize olsunlar. Bebeklik döneminden itibaren buradaki gibi oyuncaklar, renkli toplar falan asarak o elleri kullanmaya alıştırmalıyız. Oyun çocukların motor gelişimi için çok önemli gerçekten. Hem motor hem bilişsel gelişimleri için. Her çağda mutlaka onlarla oyun oynamalı, oyun oynamaya teşvik etmeli. Bebekken kucağınıza alıp şarkı söyleyeceksiniz belki. Sonra biraz büyüyünce masaya oturacak, onunla Lego yapacaksınız, resim yapacaksınız ama ya da arkadaşlarıyla beraber kumların içinde yuvarlanıp biraz üstünü kirletmesine izin vereceksiniz. Mutlaka oyun oynamaya teşvik etmek bu motor gelişimini hızlandırmak açısından çok önemli. Yemek yaparken size yardım edecek ya da böyle. Çok basit düzeneklerle bile bu ayakta durması sağlanabilir bu hastalığın. Ya da top oynayacak. İletişim becerilerini de geliştirmek gerekli. Çoğunda dil gelişimi normal. Hidrosefalisi yoksa bilişsel durumda oldukça normal bu çocukların. Ama öğrenme güçlüğünü gizlemek amacıyla aşırı konuşabilirler, hiç konuşmayabilirler. Gelişimin her aşamasında mutlaka bu bebekle konuşmak, onunla şarkı söylemek. Daha sonra onun konuşmasını tek sözcükler bile olsa teşvik etmek, cesaretlendirmek gerekir. Yaşamları boyunca pek çok yardımcı cihaza gerek duyuyor bu hastalar. Önemli olan bu cihaz onun amacına, istediğimiz amaca uygun mu, boyu uygun mu, doğru kullanılıyor mu, güvenli bir cihaz mı, bunlara karar vermek gerekir. O oturma dengesini sağlamak için köşe oturakları çok basitçe marangoza bile yaptırılabilecek. Ya da tekerlekli arabalar, ayakta durma destekleri, binlerce lira verip alabilirsiniz bunların fabrikasyonlarını, çok basit böyle hazırlayabilirsiniz de. Çok basit bir masayla, oyulmuş bir masayla otururken de, ayakta dururken de böyle bir masayı kullanabilir. Otururken bel hizasında olması bir sağlamak önemli. Yürüyemeyen çocuklarda da tekerlekli sandalyenin mutlaka boyutları çocuğa uygun olmalı. Çocuk kendi başına bunu kullanabilmeli, gerek dışarıda gerek içeride. Onu rahatlıkla kullanabilmeli. Ev içinde tekerlekli sandalye için gerekli düzenlemeler yapılmalı. Hangi yürüme yardımcısını kullanacak? Bunu elbette felcin düzeyi belirleyecek. Eğer kalçadan itibaren zayıfsa, kalçadan itibaren destekli, kalçayı dizi ayak bileğini destekleyen yardımcı cihazlar ya da daha iyi durumdaysa dizden itibaren kullandığımız yardımcı cihazlar. Sadece ayak bileğinde sorun varsa ayak bileği ortezleri. Bunlar ayakkabıya monte edebileceği gibi ayakkabı içine de giyilebilecek çok zarif, kibar şeyler var artık. Bunlardan kullanıyoruz. Paralel bar, rahatlıkla evinize de yaptırabileceğiniz, bir demirciye bile rahatça yaptırabileceğiniz, çocuğun yürümesini çok kolaylaştıracak, işinize çok yarayacak bir şey. Sadece boyu çocuğa uygun olmalı. Yüksekliği ayarlanabilir bir şey kullanılabilir. Burada da yan yürüme, öne ve geriye yürüme aktiviteleri yapılır. Yürüteçin boyutları da çocuğa uygun olmalı mutlaka. Bu yürüteç de gerekirse boyu ayarlanabilir olmalı. Bunu düz yollarda ya da engebeli yollarda yürümeyi önerebilir. Koltuk değnekleri, hepsi çocuk bunlar. Standart ölçülerden değil, çocuğa uygun olarak boyları mutlaka ayarlanmalı. Baston, sağlam bir ağaç bile işinizi baston olarak görebilir ama dengeyi sağlamak için bu şekilde 3 ya da 4 ayaklı bastonlar daha geniş bir yüzey sağladıkları için dengeli olarak kullanılırlar. Çocuğun
mobilizasyonun yanı sıra kendine bakım aktivitelerini de kendisinin yapması için teşvik edilmesi gerekti. Bunlar neler? Yıkanacak, yemek yiyecek, giyinecek, tuvalete gidecek gibi. Bunları başarabilmesi de elbette felç düzeyine, gelişim durumuna, çocuğun bunu ne kadar istediğine, ailenin ne kadar koruyucu olduğuna da biraz bağlı aslında. Sık tekrar yapıldığında çocuk teşvik edilmeli bunları yapmak için. Banyo söz gelimi bu şekilde oturtur da banyo yaparken ellerini serbest kalmasını sağlarsanız banyo yapmak keyifli bir hale gelir. Banyoda dikkat, duyu kaybı olabileceğinden bu çocuklarda bacaklarında yanık oluşturma riskiniz var. Yemek yerken öyle bir masada oturup kollarını rahatça kullanabilir. Eğer kollarında az bir kısım hastalığı da olsa elleri kullanmakta sorun olabilir. Bunlar da çatallar, kaşıklar desteklenebilir, kalınlaştırılabilir bu şekilde. Giyinmek zor bir iş hakikaten. Felçli ya da zayıf bacakları giydirmek oldukça zor. Bu konuda yardım gerekebilir uzunca bir süre bu çocuklara. Ama daha sonra böyle mobilyaya tutunurken kendisi bile rahatça giyinebilir, öğrenebilir bu aktiviteyi aslında. Eğer bolca bir pantolon varsa orta izlerin üzerine bile bu giysileri giyebilir. Emekleme sürülme sırasında takılıp düşmesini engellemek için paçaları bağlanabilir bu sürü. Ayakkabıların, modların uygun olması, yeterli stabiliteyi sağlaması ayaklarında ve vurmaması, bası yarası oluşmaması açısından çok önemli. Tuvalet alışkanlığı kazandırılmadı bunlara. Tuvalette önemli bir değişiklik. Mutlaka yüksek bir tuvalette oturmalılar ve bir tutamakla oturup kalkmaları kolaylaştırılmalı bu çocukların. Bu da anne baba için bir öneri. Bu çocuklar giderek büyüyorlar, kiloları artıyor ve bunları kaldıran annenin babanın da beli ağır hale geliyor. Mutlaka bu çocukları nasıl kaldırmaları, nasıl taşımaları öğretilmeli anne babaya. Vücuda yakın tutmalı, dizleri kıvırarak kaldırmalı. Eğer çocuk fazla ağırlaşmışsa iki kişi yapmalı bu işi. Evde de bir takım düzenlemeler gerekli. Çocuğun kolayca kayıp düşmemesi için yardımcı cihazları, halılar kaldırılmalı, kablolar olmamalı. Yardımcı cihazlar, yürüteçler rahatça geçecek şekilde kapılar geniş olmalı söz gelimi. Bu çocuklar okula gitmeli mi? Kesinlikle evet. Eğer hidrosefali nedeniyle öğrenmelerinde bir sorun yoksa, zihinsel gelişimlerinde bir sorun yoksa bu çocuklar normal zekaya sahipler. Okula gitmeliler. Bir takım engeller oluşuyor bunlarda bile. Bu engeller mutlaka çözülmeli. Hidrosefali de olsa öğretmene, arkadaşlarına bu çocuk da diğerleri öğrenecek ama diğerlerinden biraz yavaş öğrenecek. Bu konuda biraz düzen diye uyarılsa bile çok önemli. Okulun fiziksel koşulları da elbette düzgün olmalı. Bir sürü basamakla üçüncü kata çıkmaları çok kolay değil bu çocukların. Zemin katta mümkünse rampayla ulaşılan bir sınıfta öğrenim görmeleri, kapıların genişliğinin, tekerlekli sandalyenin yürütecek geçeceği kadar geniş olması önemli. Yine sıraları, masaları bu şekilde dengeli oturabilmeleri için oyulabilir. Sırt destekli sandalyede oturabilirler. Yürütece konacak küçük bir sepetle ya da bir çanta ile rahatlıkla okul malzemelerini bile kendileri taşıyabilir bu çocuklar. Oyun oynamalılar mı? Biraz söz etmiştik. Okulda da oyunların hemen hepsine katılabilirler kendi fiziksel becerileri ölçüsünde. Oturdukları yerde alet çalabilirler söz gelimi. Okula gitmemelerinin önemli nedenlerinden bir tanesi bu çocukların tuvalet sorunu. Sadece tuvalet sorunu çözümlenemediği için okula gitmekten çekinen çocuklar var. Bu nedenle bu sorun mutlaka çözülmeli. Böylesi bir nedenle eğitimlerinden geri kalmamaları sağlanmalı. Yanlarında basitçe yedek giysileri olmalı, iş çamaşırları olmalı söz gelimi. Son 5 dakika lütfen. Kontraktür ve deformiteler gelişmişse ne yapacağız? Hedef dedik ya bunlar gelişmesin. Eğer gelişmişse olabildiğince erken tedavi edeceğiz. Tedavi edemezsek kalıcı hale gelirler. Çocuk yürüme aşamasına gelse bile sadece bu nedenle bunları erken tanıyıp tedavi etmediğimiz için yürüyemeyebilirler. Ya da bunları düzeltmek için bazen çok zahmetli olan cerrahi onarımlar gerekebilir. Bu nedenle hedef eklemlerin hareketinin kaybolmaması, kasların kısalmamasını sağlamak. Doğumundan itibaren yapacağımız çok basit hareketler var aslında. Germe hareketleri ve eklem hareket açıklığı egzersizleri. Bebek doğar doğmaz biz bu hareketleri öğretmeye başlıyoruz.
anneden babadan biri daha iyisi, ikisi de bu hareketleri öğrenmeli ve düzenli olarak yapmalı. Eğer gelişimi biraz gecikecek diye bu gelişim evrelerini kaslarını kısalmadan, kontraktür gelişmeden, eklemler hareketsiz hale gelmeden ulaştırırsak, şekil bozukluğu yaratmadan ayak bileğini ulaştırırsak bu çocuk yürüyecektir eğer yeterli kas gücüne de sahip olursa. Yine bu egzersizler çocuk neşeliyken yapılmadı. Daha çok bu sorunların görüldüğü kalçat diz ayak bileği eklemleri üzerine yoğunlaşılmalı. Bu germe egzersizleri burada söz verimi ayak bileği için yaptığımız germe egzersizleri. Eklem hareketlerinin her yönde yapılması hem kaslarda germe hem de eklemin düzgün pozisyonda kalmasına yardımcı olacak. Yine kalça için aynı şekilde. Bu kaslarda ve eklemlerde sorunların meydana gelmemesi için çocuğun pozisyonu da önemli. Bebeğin bu şekilde yüzü koyun karnımızın üstüne yatırılması kalçasında şekil bozukluğu gelişmesini engelleyecek çok önemli bir pozisyon sözcüğü. Eğer fizik tedaviyle başa çıkamıyorsak ve gelişmişse dediğimiz gibi cerrahi düzeltme yoluna gidiyoruz. İdrar sorunlarından söz ettikten onları da geçiyorum hızlıca. Bası yarası, bu çocuklarda bası yaraları da çok önemli bir tane. Duyu kaybı da olduğu için bu çocuklar yara açıldığını hissetmiyorlar bile. Özellikle ortezler, ayakkabılar, bunların kemik çıkıntıları üzerinde olduğu yerlerde çok kolayca bası yarası oluşabilir. Ya da tekerlekli sandalye kullanan çocuklarda, tekerlekli sandalyenin olduğu yerlerde, bastığı yerlerde kolayca bası yarası meydana gelebilir. Bası yarasını önlemek için mutlaka çocuk her gün gözlenmelidir. Bu gözlemler sırasında eğer özellikle bu ortezlerin olduğu yerde, ayak bilekleri civarında, topuğunda, sandalyede oturuyorsa, poposunun altında en ufak bir pembelik bile bası yarasının oluşmakta olduğunu gösterecektir bize. Hemen gerekli önlem alınmalı, cihaz değiştirilmeli, sık sık oturuyorsa pozisyon değiştirilmesi sağlanmalı. Çünkü bası yarası bir kez gelişti mi, hızlıca derinleşir, hızlıca büyür ve tedavisi giderek zorlaşır. Bası yaraları içinde bir takım destekler, tekerlekli sandalye altına koyacağınız ya havalı yastıklar söz gelimi oldukça yararlı olur. Teşekkür ediyorum.